Çok güzel görünüyorlar değil mi dostlar? Herkes evinde illa mangal ya dışarıda yapmak zorunda değil. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi de doğru fırına. Sevgili dostlar, bugün size fırında tavuk kebap yapacağım. Çöp şiş kebap. Allah izin verirse. Şimdi bu kadar, yani 4 diş sarımsağım var. 2 tane kapya biberim var. 2 tane yeşil biberim var. 4 tane soğanım var. O küçük boy 10 tane kadar da patatesim var. Şurada da baharatlarım var. Karabiberim, pul biberim, kekiğim ve tuzum var. Herkes onları kendine göre koysun. Öncelikle şunları şöyle kenara alıp şöyle yarım bardakta bu kadar yeterli. Çünkü çok yapmayacağım. Şu azıcığı da bana daha yine lazım. Şimdi bunun içine şöyle güzelcene bir kaşık pul biber attım. Bir çay kaşığı kadar, herkes kendine göre atsın, karabiber attım. Şöyle bir kaşık kadar da kekik kattım. Ve şöyle şu kadar da tuz kattım. Çünkü etim de az yani. Bir bütün tavuğun göğsü. Şimdi bunları kuşbaşı şeklinde doğrayacağım dostlar. Bakın şu şekilde. Herkes kendine göre istediği büyüklükte yapabilir. Ben bu büyüklükte yapacağım ve hepsini buraya atacağım Allah izin verirse. Şu derisini çıkaracağım. Şöyle. Bu büyüklükte doğrayacağım. Böyle üç parçasını ezeceğim. Ondan sonra da incecik kıyacağım ki aromasını bütün hepsine versin. Çünkü az yapacağım sevgili dostlar. Öyle çok yapmayacağım. İşte bu kadar. Şimdi bunu güzelcene bir harmanlayacağım. Şöyle. Balını katmayacağım mı? Aa, onu unuttum. Şöyle tatlandırmak adına bir kaşık da bal koyuyorum dostlar. Gördüğünüz gibi iyicene karıştırarak böyle yapıp kenara koyacağım ve elimi yıkayıp geliyorum. Sevgili dostlar, eğer şeyiniz büyükse ona göre kesin. Karpuz dilimi şeklinde şöyle patateslerimizi kesiyorum. Yeşil biberi siz çok seviyorsanız birkaç tane daha koyabilirsiniz.
Evet, bu tamam. Bu böyle dursun. Şimşilerimize düzme zamanı sanki. Yok, hepsi eşittir. Şimdi dostlar şöyle güzelce harmanı ne yapıyoruz? Düzüyoruz. Diziyoruz. Kebapçılara göre saplıyoruz. Saplıyoruz. Evet, kebapçılar düzüyoruz demezler, saplıyoruz derler. Şöyle güzel güzel. Yeterli bence. Dostlar sayarak yani saplamıyorum. Denk geldiği kadar kaçar tane düşerse. Şu yemeği sen yaptı dedi. Şöyle ağzımızın tadına bir yemek yaptı. Gelmeme kızına çok güveniyorum sen dedi. Birazcık dibinde yağımız kaldı. Böyle yağımızı da ne yapıyoruz? Şeylerimizin üzerine döküyorum. Sonra tuz. Birazcık karabiber. Böyle biraz bolcana da pul biberi döküyorum ve şurada kalan yağımı da döküyorum, üstüne gezdiriyorum. İlla çok yağlı olacak değil dostlar, sadece her yeri yağlansın istiyorum patateslerimizin. Amacım patateslerin dışının yağlanması, hani böyle dibine yağ çökmesi değil. Bakın, güzelce her tarafına değdi. Şimdi bunu bu şekilde buraya böyle koyuyorum. Ve üzerine şu şekilde şişlerimizi diziyorum dostlar. Çok güzel görünüyorlar değil mi dostlar? Herkes evinde illa mangal ya dışarıda yapmak zorunda değil. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi de doğru fırına. Şimdi güzelce 200 derece fırında pişireceğiz dostlar. Bakalım göreceğiz ne kadar güzel lezzetli bir. Bakın dostlar harika pişmişler. Dostlar yapıyoruz. Şimdi ekmeğimizi de şöyle üstüne serelim biraz ısınsın. Sonra da şöyle yapıyoruz. Yağının hepsi gitmiş dostlar. Hepsinin yağı burada. Evet. Önce şöyle çekiyoruz bunları. Bakın. Ben bir tane daha çekeceğim dostlar. Bolca olsun. Çünkü
herkes kendine göre yapsın. Ailesi çoksa birer şiş, yoksa ikişer şiş yeterli. Şöyle güzelce ne? Ben bir şiş daha çekeceğim. Çünkü benim paşam bunu yer. Paşası da torunu. Evet. Torunum. Şimdi dostlar bakın. Şöyle güzelce ne soğanını da koyuyorum üstüne. Sonra biraz da maydanoz ekliyorum. Ve şöyle güzel bir dürüm yapıyorum. İsteyen herkes pilavın yanında da servis yapabilir. Dostlar. Dostlar bakın patateslerimiz harika pişmişler. Şöyle güzelce ne servis yaparken bakın çok güzel pişmişler dostlar. Çok. Tamam. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın içi dolu dolu ve harika bir kebabımız oldu.